İzleyiciler, Sakarya'da yaşayan güzel insanlar, bizi eksik olmasın. Pamukova'nın çok çalışkan, çok güzel, çok kaliteli bir insanı sevgili Ahmet Şen kardeşim davet etti. O Sakarya'da benim gezdiğim, gördüğüm yerlerde, illerde, ilçelerde beldesine en çok değer veren, o beldesinin sesini en çok duyuran en güzel insanlardan birisi. Neden? Aynı zamanda Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin meclis üyesi, geçtiğimiz hafta yapılan meclis toplantısında da öyle bir konuşmalar yaptı ki bütün salon onu ayakta alkışladı. Biz de çok kendisine saygı duyduk ve hayran olduk. Neden? Keşke, ama keşke bütün böyle köylerin, şimdi gerçi mahalle oldu ama köy, bizim gözümüzde köy. Biz köylü çocuğuyuz, hala köylü çocuğuyuz. Köylerin ileri gelenleri, köylerine sahip çıkanları, bütün ayrılıkları, gayrılıkları, particilikleri, purticilikleri, spor takım tutmalarını hepsini bir yana bıraksınlar. Beldeleriyle ilgili, köyleriyle ilgili ne varsa masaya yatırsınlar. Bizler de onların sesini başta seçtiğimiz milletvekillerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan bütün herkese ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çünkü en son bizim artık sığınacağımız o kaldı bu ülkede. Neden? Öylesine yanlış işler yapılıyor ki onun da hiç belki haberi bile olmuyor. O ondan sonra eline aldığı metinleri okuyor. Bu sefer millet şaşırıyor. Ya diyor, o öyle değil böyle. Neden? Şimdi arka tarafımda güneş ters geldiği için oradan giriş yapamadım. İnanılmaz güzel bir zeytinlik var. Şimdi sen geliyorsun, bu zeytinleri kesiyorsun, zeytinlikleri kesiyorsun.
Ondan sonra yağın 5 litresini 250 liraya alıyorsun. Ben bunu bir türlü kabul etmiyorum. Etmiyorum. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türkiye topraklarında adamı ek, vallahi billahi adam çıkar. Ama biz bir şeyde yanlış yapıyoruz bu ülkede. Sen o partidensin, sen bu partidensin, sen şusun şam. Yapmayın bunu, yapmayın. Bir elin nesi var demişler, iki elin sesi var demişler. Biz galiba ülke olarak bunu başaramıyoruz. İşte Ruslar birbirlerini yiyorlar. Dünya sessiz sedasız seyrediyor. Bosna'da aynısını yapmadı. Neden? Çünkü orada Müslümanlar vardı. Hani sonra müdahale ettiler. Şimdi Ukrayna'da da aynısını yapıyorlar. NATO ve Varşova Paktı, eski Varşova Paktı ülkeleri insanları birbirlerini yemesi için Ukrayna'yı sürdüler ileriye. Zavallı insanlar orada çoluk çocuk inanılmaz zorluklar çekiyorlar, perişan oluyorlar ve dünya NATO hala seyrediyor. Olmaz olsun böyle bir dünya. Şimdi değerli izler, eksik olmasınlar, bizi beklemişler burada. Ben onları daha fazla bekletmeden hepsine bir merhaba diyeyim. Nasıl başlayayım? Önce şu muhtardan başlayayım. Baş muhtardan. Gel buraya gel. Adamın kralı burada. Tamam, senin tamam. İsmin ne? İbrahim Hacı. Adam muhtardan. Adamsın sen adam. Eyvallah. Arkadaşlar sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizleri böyle yorduk belki ama böylesine valla sahip olmak, ilgi görmek çok hoşuma gidiyor. Ben inşallah Sakarya'nın bütün köylerinde sevgili Ahmet'im sağ ol. Siz CHP'ci. Eyvallah sağ olun. İşte ne güzel köyünüze sahip çıkıyorsunuz, beldenize. Çok sağ olun, çok sağ olun. Yani değerli izler, buradan ben diğer bizleri seyreden televizyon aracılığıyla bütün televizyoncu yapımcı arkadaşlarımı bu köye davet ediyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Taraklı'da yaptığım programlarda işte beni arayan bütün televizyoncu arkadaşlarım oraya defalarca gelip şahane programlar çektiler. Şu anda Taraklı kaplıcalarıyla süper bir yükseklik kazandı, prim yaptı. Çok güzel de işler yapıyorlar. Meşhur olduğu her şeyleri de var orada. Onları da satıyorlar diyorlar. İnsanları para kazanıyorlar. Bakalım buradaki köyün, beldenin, mahallenin derdi neymiş? Onu şimdi burada öğrenelim kendilerinden. Ben öncelikle burada yaşayan yurttaşlarımın duyarlılığına sonsuz teşekkürler ederim. İşte bir insanın beldesine sahip çıkmak da bu olsa gerek. Ama en başta köyün değerli muhtarına ve bizleri buraya davet eden sevgili Ahmet Şen'e. Neden? İnanılmaz bir doğa var değerli izleyiciler burada. Her ne kadar kıştan yeni çıktıysak, dağlarda henüz kar var ise de ama arkamda akan şarıl şarıl şahane bir su var ve içilebilir nitelikte de bir su yani, onu bilin. Şimdi burada bunca insan toplanmış. Neden toplanmış? Onların devlet yetkililerinden, DSE'den, her kim ilgileniyorsa bu su işlerinden onlara mesajları var. Şimdi ben sevgili Ahmet Şen, müsaade edersen tamam, sen bir plase yap. Tamam. Ben muhtarımla başlayayım. Kendini tanıtarak bize burayla ilgili nedir talepleriniz, bize anlat. Öncelikle hoş geldiniz. Ağlar Köyü Muhtarı Metin Atov. Bizim buradaki en büyük sorunumuz, varlık içerisinde darlık çekiyoruz. Çok güzel bir su kaynağımız var. Uzun mesafeden gelen bir dere yatağımız var. İsmini Değirmen Deresi olarak nitelendirdiğimiz. Su arkamızda görüldüğü gibi kışın boşa akıyor. Su akar, Türk bakar. Yani bu projelerden artık kurtulup Türkiye'nin uyanması gerekiyor bana göre. Yazın bu su azalıyor. Azaldığı için de köy halkımız tarım arazisini sulamak için çok büyük bir sıkıntı çekiyor. Yani sulama yapamıyoruz, yetmiyor. Kışın bu boşa akan su eğer burada depolanmış olsa, büyük bir baraj yapılmış olsa bütün 19 tane köyümüz var Pamukkale ilçesine bağlı. Yaklaşık 70-80 bin dekar dönüm arazi bu sudan faydalanacak. Yani biz bir an önce bu barajın yapılmasını istiyoruz. Çünkü bütün her şey yapıldı. 10 yıldır zemin ettü, sondaj çalışmaları her şey yapıldı. Sadece ihale aşamasına geldi. Fakat bir türlü nedense artık... Hayata geçirilemiyor. Evet, hayata geçirilemiyor. Yani... Peki, pardon bir dakika. Bunu siz Sakarya milletvekillerine ilettiniz mi? Bilgi verdiniz mi bu konuda? Çünkü Ahmet Şen dün Büyükşehir Büyük Meclis toplantısında bunu defalarca dile getirdi. Evet, biz de defalarca söylediğimiz halde, bilgilendirdiğimiz halde Sakarya milletvekillerimizin bu konuyla hiçbir ilgi alakası olmadığını görüyorum ben. Çünkü hiçbir gelişme, hiçbir faaliyet yok. Yani köylü vatandaş mağdur durumda. Bu yüzden bu barajın bir an önce
olmasını istiyoruz köy halkı olarak. Çünkü gördüğüm kadarıyla barajın yeri orada çok da müsait, hemen şu karşıki sırtın zaten dibinde. Yani vadide çok güzel bir havza var. Yani çok büyük, sadece önü bağlanacak çok güzel bir havzamız var. Burayı değerlendirmiyoruz. Kışın su boşa akıp gidiyor. Bir an önce işte bunu hayata geçirilirse... Tamam, ben şimdi diğer arkadaşlara söz vermeden önce burada her defasında onlara hep sesleniyorum ama Sakarya'nın meclise gönderdiği değerli milletvekilleri, bakın bugün Pamukova'nın Ahiler Köyü'nün civarındayız. İnanılmaz bir arazi var. Tepeler çam, mis kokuyor. Etraf zeytinlik ve şeftali ağaçları. Başka ne tür ağaçlar var muhtar? Ayva, üzüm. Yani her çeşit sebze, meyve yetişiyor burada. Evet. Sadece tek istekleri buraya bu barajın bir an önce yapılması ve hayata geçirilmesi. Evet. Devam ediyoruz. Sizi dinleyelim. Ben Ahiler Köyü'nde Hasan Özkan, bu köyde yaşamaktayım. Ve bu su sıkıntımız yıllardır. 3 tane muhtarımız veya 5 tane muhtarımızı eskittik ve defalarca buna dile getirdiğimiz halde bu su boşa gidiyor. Kış boyunca Sakarya'ya ilave denize akıp gidiyor. Ve bunu tutup da arazimize bir türlü yönlendirilemedi. Niyedir bilmiyoruz. Bunu işte gerektiği yerlere gidiliyor. Tamam deniliyor, söz veriliyor ama icabında devamı gelmiyor. Niyedir? Şu suyumuz, bu su israf edilir mi? Candır, canandır. Yani şu köylüler dört gözle bekliyor ki bu su gelsin. Biz de can kazanalım. Yani niye olmuyor? Neden olmuyor? Yani bunu da başkanımız defalarca da dile getiriyor. Her tarafa yönlendiriliyor. Nedense bütün zemin etütleri yapıldı. İhalesi aşamasına getirildi ama burada bir takıntı var. Nedendir bilinmiyor. Yani bizim bir an evvel bu suya ihtiyacımız var. Bak arkadaş ne kadar güzel söylüyor. Diyor ki söz veriyorlar diyor. 3 tane muhtar değişti diyor. Hala bir sonuç yok diyor. Öyle bir sonuç aldıracağım ki, bak yemin ediyorum milletvekillerim, sizin var ya paçanıza yapışacağım. Adapazarı'na her gelişinizde de yakanıza yapışacağım. Ha buraya sizi çekeceğim. Mekece Mahallesi'nden Hayrettin Çetin. Şimdi bu suyumuz Osmaneli bölgesi, Bilecik bölgesi ve Bursa bölgesi. Bilecik bölgesinde Çerkeşli'de gölü besliyor. Bu tarafta göl mü var? Evet. Gölü besliyor. Şimdi bundan 2 kilometre yukarısına tekrar Bursa bölgesine su alınmaya çalışıyor. Projesi olmuş bitmiş yukarıda. Bizim Sakarya'nın olan suyu Bilecik ve Bursa bölgesi almış durumda. İşin gerçeği bu. E bizim vekillerimiz nerede? Bizim evet. Milletvekillerimiz nerede? Bir dakika. Bilecik, Bursa buradan bu suyu alıyor mu? Alıyor. Şu anda Bilecik bölgesinde göl besleme yukarıdan gidiyor. Ayrıyeten 10-12 kilometre üzerinden bir tane daha kapalı sistem oluyor. Bizim bu barajın bütün projeleri bitmiş. Bittikten sonra orası ikinci bir proje olarak oluyor. Bizimki kalıyor, onlarınki devam ediyor. Bizim suyumuz niye Bursa ile Bilecik bölgesine gidiyor? Biz bu sudan niye faydalanamıyoruz? Bizim barajımız burada neden olmuyor? Neden olmuyor yani? Her zaman söylüyorum, partisi önemli değil. Bak partisi önemli değil. Bizim milletvekillerimiz diyor adam. A, B, C, D, E, F, fark G. Etmez. Ha, fark etmez. Neden diyor, neden diyor? Su bizim, Sakarya'nın su. Duyuyorsunuz değil mi? Su Sakarya'nın. Yani. Bilecik ve Bursa bölgesine sulamaya buradan anladım. Şu anda sistem oluyor. Anladım. Sizi dinleyelim, buyurun. İlk önce hoş geldiniz. Ben Mekece Mahallesi'nden Mehmet Doğar. Arkadaş muhtar kardeşimizin anlattığı gibi binlerce dönüm arazimiz var bizim burada. Suya su diye bağıran. Müthiş bir arazi. Ayrıca bizim memleketimiz küçük bir Antalya. Narenciye haricinde her bir şey yetişiyor. İşte gördüğünüz gibi deremiz akıyor burada, boşa akıyor. Kendi ilimizden, kendi topraklarımızdan çıkan suyu biz değerlendiremiyoruz. Hayrettin kardeşimizin dediği gibi şu anda mevcut bir beslenen gölet var. Tekrar bunun üstüne bir iki kilometre üstüne tekrar bir bağlama yapıp Bursa vilayetine götürecekler suyu.
değerli milletvekillerimiz, Sakarya milletvekilleri, bu topraklardan çıkan suya sahip çıkalım. Buraya ilgilenin. Hiçbiriniz gelip ilgilenmiyorsunuz. Sadece buraya muhalefet parti milletvekilleri geldi. Afyon milletvekili Burcu Köksal geldi ama Sakarya milletvekilleri el ele olun. Biz burada biz çiftçiyi öldürmeyin. Susuzluktan bak kendi imkanlarımızla. Kameraya bakarak söyle. Milyonlarca masraf yapıyoruz. Elektrikle bilmem neyle sulama yapıyoruz ama büyük sıkıntılardayız. Bu su boşa akıyor. Bu topraklar ölmesin. Görüyoruz işte günümüzde gıda ihtiyacı büyüyor. İşte zeytin, yağ, meyve çeşitleri. Yani hakikaten çok önemli bir su. Bu suya sahip çıkalım. Başka diyecek bir şey yok. Milletvekillerinden bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Yılmaz Tosun. Kamerayı. Önce hoş geldiniz. Bizlere mutluluk verdiniz. Sağ olun. 55 yaşındayım. Artık kendimi başka ülkeye temin edeceğim. Satacağım kendimi. Nefret etmeye başladım Sakarya'mdan. Benim Sakaryalı milletvekillerim beni 5 yılı bir buraya ziyarete gelmesin. Geleceksin bu nehrin arkasına gelsin. Bebeklerim var. Artık bu meslekten utanmaz oldum. Çiftçiyim. Nasıl bir çiftçiyim ben ya? Ben memleketin en efendisi miyim? Nasıl efendisiyim ben? Değerli milletvekillerim. Güldür'den suyumu ben eğer paramla alıyorsam benim çocuklarım bana çok beddua eder. Ben size teşekkür ederim. Ne diyeyim valla? Bir dokunuyoruz, bin aşıtıyoruz. Şimdi sevgili abim. Gene böyle geleceğim. Sizi bir tanıyalım. Buyurun söz sizde. Metin Işık. Anlat. Pamukova Sulama Birliği'nden emekliyim. Şimdi, Sulama Birliği'nden hem de. Evet, Pamukova Sulama Birliği'nden emekliyim. Ben ilave olarak birkaç bilgi daha aktarmak istiyorum. Şimdi bu gölet hakkında yani olması gerekenler şuydu. 2010 yılında o dönemde Pamukova Sulama Birliği Başkanı olan Ahmet Tokaç ve Pamukova Sulama Birliği idarecileri Ahiler Köyü muhtarı ve Pamukova'dan bazı köy muhtarları, Muhtarlar Derneği Başkanı ile birlikte bir girişim yaptık. Eskişehir 3. Bölge, DDS 3. Bölge Müdürlüğü'ne, Ahiler Barajı hakkında. Ve girişimlerimiz 2012 yılında sonuç verdi. 2012 yılında Ahiler Barajı ölçümleri için Ankara'dan bir firma, Hydro Design diye bir firma ölçüm ihalesini aldı. 3. bölgenin 60 olduğu ihaleyi kazandı. Burada ölçümler oldu. Ölçümlerde ben bizzat bulundum. Konuya vakıfsınız yani. Evet. Şimdi Ahiler Köyü'nden Pamukova'nın son köyü olan Bayrakçaşehir Köyü'ne kadar olan bölgede yani pompajla sulanan bölge Ahiler Barajı'nın olmasıyla birlikte buradaki elektrik yani tarımsal sulamada kullanılan elektrik maliyeti sıfır olacak idi. Evet. Baraj olmasıyla. Ama olmadı. Ama şu var şimdi o 2012 yılında yapılan ölçümlerin neticesinde bize aktarılan şuydu. Ölçümler bitti. 2013 yılında baraj ihalesi için tekrar ihale açılacak. 2014 yılında inşaata başlanacak. Yani 2 yıl gibi bir süre. Yani 2016 yılında bitirilir. Hatta ve dediler ki yani 1 yılda ek süre verilir. 2017 yılında barajın açılması gündemdeydi. Ama yani gelelim şu an 2022 daha bir kazma vurulmadı. Ha çeşitli alternatifler üretildi. İşte ileride iki su denen bir bölge var. Oraya biriktirme havuzu olacak. O su oradan Çerikeşi göletine aktarılıp Pamukova'ya verilmesi. O devletin düşündüğü maliyet açısından o da hesaplı olduğu söylendi. Ama şu anda ona kadar orada bizim bölgemiz karşı çıktı. Pamukova bölgesi. Yani şimdi oradan Çerikeşi göletinden su almak yani biraz sıkıntı. Oradaki biriktirme havuzu olacak. İki su denen o bölgede yani çünkü Çerkeşli'nin o gölet şey İznik Çeklik Köyü'ne kadar şey veriyor. Su hizmeti veriyor. O derece.
Yani o derece havza çok yeterli değil. Ama şu an 2 seneden beri o da gündemde hiçbir şekilde yok. Yani bunun akıbeti ne olacağı belli değil. Peki bunu biz Devlet Su İşleri Sakarya'daki genel müdürüne gitsek desek böyle böyle bir sıkıntı var. Evet. Ne yapabilir o? Yani şu var. Onlar da 3. bölge. Yani bölge olarak Eskişehir'e bağlı. Ona mı atacak yani abi? Anlamıyorum ki. Yok şu var. Atacak değil. Ya. Esas sorumlu olan DSE Eskişehir 3. bölge. Tamam, DSE Eskişehir 3. bölge ile Sakarya Bölge Müdürlüğü burada böyle böyle bir ihtiyaç var, böyle bir zorunluluk var dese olmaz mı? Değerli izler, Sakarya DSI Genel Müdürü çok değerli bir kardeşim, arkadaşım o da. Bak sana da geleceğim, bu programı mutlaka seyret. Seyretmezsen sana CD'sini getireceğim. Ama bak bu sese ne olur kulak verin ya. Kulak verin ya. Allah'ım, milletvekillerim siz ya. Ondan sonra bana kızıyorsunuz. Ben kimseyi eleştirmiyorum bak. Kimseyi eleştirmiyorum ben. Burada acil yapılması gereken bir durum var. Su gidiyormuş İzmit'e, İzni'ye, Bursa'ya, Bilecik'e, şuraya buraya neyse. Ya bu insanların günahı ne? Şu alana bak Allah'ım yarabbim ya. Karşı taraf çam, aşağısı zeytinlik, şeftali, ayva. Ne ararsan ürün var. Su şarıl şarıl akıyor yazın. Kışın yazın su yok diyorlar. Bu baraj yapılması lazımmış ya. Tamam mı abicim? Geçebilir miyim? Yetersizse artık söyleyecek bir laf vallahi yok yani. Vallahi şarıl şarıl değil, içine atlayasım yani geliyor suyun. Yeterli su nasıl gel, olacak? Gel seni alayım, gel. Gel. Anlat adım adım Sakarya Televizyon 264 kanalıyla. Bütün hepinizi rahatsız edeceğim, mahvedeceğim sizi. Ağlar köyü halkından, köy halkından Recep Çelik. Abicim sen de güzel güzel anlat ya, günah ya. Şu su bomboş akıyor ya. Şimdi biz Sakarya'nın son köyüyüz. Bilecik il sınırındayız. Kuzeyimizde İzmit var. Bütün Bilecik sınırımızdaki köylerin su ihtiyacı, Bilecik köylerinin su ihtiyacı yok. Alt tarafımızda Pamukova'nın Mekice köyü falan, onlar Devlet Su İşleri'nin kanalı var. Onların da pek bir ihtiyacı yok ama biz gerçekten burada mağduruz köy halkı olarak. Suyu akan köyde mağdursunuz. Tam bir tek köy, yani mağdur köy biziz ama değerlendirilirse öbürkü köylerde faydalanacak. Bundan ibaret. Bundan ibaret. Şimdi eyvallah. Şimdi değerli izleyiciler, bir de ne var biliyor musunuz? Türkiye'de bakın muhtarlar çok önemli bir kurum ve müessese. Neden? Cumhurbaşkanımız siz boşuna mı onları zaman zaman külliyeye davet ediyor, ağırlıyor, kral muamelesi yapıyor? Neden biliyor musunuz? Onlar büyük köyün kaderini değiştiren adamlar. Eğer siz bu adamlara sahip çıkmazsanız, eğer siz bu adamların bu isteklerine kulak vermezseniz, vallahi de billahi de bu gelen ilk seçimde tepe taklak gidersiniz. Benden söylemesi. Bu 2023 seçiminden önce ihalesi de verilmiş. Bunun ya temelini atın ya yapımını yapın, yoksa yanarsınız. Muammer Koskoz ahılardan azal. Vallahi 40 seneden beri aynı mesele bu. Kaldır yattır, kaldır yattır. Vallahi olmaz. Ben onları bir 40 taklattırım. 40 seneden beri aynı. Olacak. Bir daha geleceğim buraya. Olacak da ne olacak? Bu akar akar. Nereye akacak bu su ya? Bu doldurmaz mı? Bir ay sürmez buranın su, bu da barajı doldurması. Aynen. Bu ne ya? İstenirse yapılır. Yapılacak. Orası Bursa bastır. Tamam, kaldı. Eğer Sakarya milletteki ne yapıyor? Otur. Al parayı cebine koy, otur. Ne olacak? Yiyin, yat, otur. Akşama kadar otur. Çiftçiye geldi mi? Yok. Çiftçi ne? Bozata ne zam yapıyorsun? Çiftçi ne yapacak? Hangi ne bileyim? Bu suyu ne katın? Bu millet ne yapsın? Burada 30 köy var. Burada 30 köy diye yararlanmaz bu sudan. Yararlanacak. Niçin? 40 seneden beri aynı mesela. O yapıtı tamam, her şey bitti. Bitti tamam. Niye yapmıyorsun? At bakalım şuraya bir kepçeyi, bakalım, bir getir bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Niye yapmıyorsun? Niye? Sebep ne? Sebebi var. Var mı sebebi? Tembellik. Ya herkesin bir şey, herkesin bir kendine göre bir şeyi. Doldur. Şimdi kasasını doldur. Değerli izleyiciler, laf lafı açıyor. Onlar konuştukça tabii benim de kafamda bazı şeyler ürüyor. Şöyle, şimdi bak insanlar dikkat ederseniz hiç, Allah razı olsun hepsinden, hiç ne birisi yapılan zamlara, ne mazot fiyatına, ne gübre fiyatına, ne şuna buna en ufak bir serzenişte, şikayette bulunmadılar. Biz de onlara demedik zaten, niye onları söylemiyorsunuz diye. Bunlar var ya bak, saygın insanlar. Bunlar seslerine kulak verilmesi gereken insanlar. Ama siz bak, milletvekillerim, hepiniz bak, hepiniz.
Yabana atıyorsunuz bu insanları. Bak bu insanları yabana atmayın. Ali İhsan, Yavuz, başta sen. AK Parti'ye en yakın milletvekili sensin. Bak seni de seviyoruz biz. Trabzon kökenlisin. Şampiyon da Trabzon inşallah. Bak şampiyon da Trabzon inşallah. Ama bak burası size diyorsunuz ya her yer Trabzon. Burası da Sakarya ha. Bu gelen seçimde var ya vallahi billahi yanarsınız bak ben söyleyeyim. Ben sokaktayım. Bir de burada var ya yayınlayamadığımız, tıraşladığımız neler olacak neler çıkacak belli değil. Benden söylemesi. Başkan sen biraz bekle. Sevgili abicim buyur. Kendini tanıtarak. Fikret Üstal, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Pamukova ilçe başkanıyım. Biz de tabii tarımla uğraştığımız için İsabalı Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Aynı zamanda dediği gibi yıllardan beri bu sorun büyük bir sorun. Yukarıda Kemaliye Mahallesi'ne, Çilekli Mahallesi'ne, Hüseyinli Mahallesi'ne barajlar yapıldı. Biz yapılana itirazımız yok. Ama burada 15-16 köyün baraja, bu Ahiler Barajı'na ihtiyacı varken bu yıllardan beri safsaklanıyor. Milletvekillerimiz, ben muhalefet milletvekillerini buraya getirdim. Engin Bey'i getirdim, Engin Özkoç'u. Burcuk Yoksa, Afyon milletvekilimizi. Vecdi Gündoğdu'yu, Bey'i getirdik. Burada gündeme getirdik. Tabii ki onlar dile getirdiler. Bir ses getirelim dedik. Tabii ki muhalefet partilerini sadece gündeme getirebilir. Yani bir yaptırım uygulaması yoktur. Ama biz buradan AK Partili milletvekillerine bir muhalefet ilçe başkanı olarak, bir tarımla uğraşan bir çiftçi kardeşiniz olarak ben de diyorum ki bu barajın bir an önce yapılması lazım. Yani bunun içme, dediğimiz gibi içme suyu değerinde bir kaliteli bir suyumuz var. Kaynak suyu. Aynı zamanda yıllardan beri bu Pamukova arkadaşımın da dediği gibi Antalya şeyini andıracak bir tarım sektörümüz var. Narenci hariç bütün topraklar, verimli topraklarımız, bunları gündeme getirmemiz lazım. Bu suya ihtiyacımız var. Başka bunun olası bir şey yok. Bu yaptırım uygulanması lazım. Mecbur bu. Yani bunu dediğiniz gibi önümüzde sandık var. Her şeyi orada izah edecek bu Pamukova halkı. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyiciler. Biz özellikle yönetmenim sevgili Göksel bu konularda çok hassas. Mümkün olduğu kadar siyasi konulara girmiyoruz ama bak adam diyor ki AK Parti'nin CHP milletvekilleri diyor, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri geldi diyor, dinledi bizi diyor. AK Partili diyor milletvekillerinden, Sakarya'nın özellikle en güçlü seslerinden hiç kimse gelmedi diyor ve bu sese kulak vermedi diyor. Bakın yemin ediyorum pişman olursunuz. Bak partisi hiç önemli değil. A, B, C, D, E, F, G her zaman söylüyorum. Kesinlikle gel bir şey söyleyecek. Demin konuştum ben tekrar konuşayım. Oraya bak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem Yüce. Daha ona gelmedim. Sade ve sade bu mevzuyu gündeme getiren Ahmet Şen kardeşimizle Şaban Koldurak kardeşimizden, abimizden başka hiçbirisi gündeme getirmiyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sen duy bizim sesimizi. Sen bizden ilgilen. Hiçbir ilgilenen yok. Sen Sakaryalısın, Pamukovalısın, Geyvelisin. Sizden başka bizim dayanağımız kalmadı. Teşekkür ediyorum. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, gündüz gece Ekrem Yüce. Bak arkadaş geldi, o da sana seslendi. Ben de sana sonda seslenecektim ama senin de burada çok büyük emeklerin olacak. İstesen var ya sen yüksek ziraat mühendisisin. İstesen buradaki var ya bütün taşları yerinden oynatırsın sen. Sevgili Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem Yüce. Gene iş var ya sana düşüyor burada. Neden? Çünkü sen aynı zamanda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da sağ kollarından birisin. En önemli mihenk taşlarından birisin. Bu barajı mutlaka ve mutlaka sen yaptırırsan yaptırırsın. Evet kim kaldı başka? Evet, şimdi değerli izleyiciler, adamın kralının yanına geldim. Bakın, bu adamın kıymetini değil Pamukova, ben şöyle aranıza gireyim. Değil Pamukova, Geyve, Mekece, efendim söyleyeyim Ali Fuat Paşa olarak değil, aslında var ya Sakarya milletvekili olacak adam bu adam işte. Siz Saadet Partisi'ndeydiniz değil evet, mi? Evet, evet efendim. Eyvallah, buradan Temel Karamollaoğlu başkanıma da çok selamlar gönderiyorum. O adamı da seviyorum ha. Ben siyasetle uğraşmıyorum ama bütün partileri seviyorum. Sadece ve sadece Türkiye'nin çıkarları ve gayretleri için çalışmayan insanları sevmiyorum bu ülkede ben. Yani üzerlerine vazife olan şeyleri yapmayan insanları sevmiyorum ben. Sevgili Ahmet de geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Meclis toplantısında yemin ediyorum Murat Kefli ile birlikte inanılmaz sözler sarf ettiler. Kaynarca Belediye Başkanı Sayın Murat Kefli de çok zehir gibi bir adam. O da oralarda dev yatırımlara imza attırıyor ama bir de. Öyle de bir gücü var ki onun attırıyor. Artı
Bu sene 660 Kırkpınar pehlivan, yağlı pehlivan güreşlerinde orada bir destan yazdı. 661'de de Seyfettin Selim Ağa ile el ele verdiler. Orayı da uçuruyorlar. Sakarya Spor'a da korkunç yardımları var. Bak güzel insanları nasıl takdir ediyoruz? Ediyoruz arkadaş. Ahmet Şen kardeşim de bu yüreğinle seslenen bir adam bu işlere. Ahmet, ne geliyorsa içinden ver coşkuyu, anlat hepsini. Söz sende. Evet, öncelikle bu davetimize icabet ettiğiniz için TV 264'e, adım adım Sakarya size, kameraman Göksel Bey'e, TV 264'ün bütün mensuplarına, tüm Pamukovalılar adına teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün mübarek bir gün. Havamız güzel, yaptığımız iş güzel. Mübarek insanlar var. Yani şu mübarek günde şu işi inşallah kavrayacağız Allah'ın izniyle. Mazlumlar bize dua ediyor. Çiftçiler bize dua ediyor. Beli bükük nineler bize dua ediyor. Ama bu projeyi yaparsak dua, yapmamız için dua ediyor. İnşallah yapacağız. Önce bir sizlere Pamukova'yı tanıtalım. Pamukova dünyanın en verimli topraklarına ve dünyanın en güzel tarım uygun iklimine sahip. İçinden karayolu, demiryolu, havayolu, nehri geçen dünyanın en güzel tarihi eserlerine, yaylalarına ve güzel insanlarına sahip olduğu ender yerlerden birisi Pamukova'mız. Gerçekten çok büyük zenginliklere sahibiz. Ama bu zenginliklerle alakalı projeler üretemiyoruz. Bizi üzen, bizi sıkıntıya sokan bu. Allah'ın izniyle başaracağız. Bugün neredeyiz? Bugün Pamukova'nın en güzel köyü olan Ahiler Köyü'ndeyiz. Bakınız ne dedim az önce, dünyanın en verimli toprakları Pamukova'da. Ama bu verimli toprakların bir takım problemleri var. Çiftçilerin problemleri var. Ben alandayım, sahadayım. Her gün 7-8 tane köyü geziyorum. 100-150 kişiyle yüz yüze geliyorum. İstişareler ediyorum. Problemleri sahada tespit ediyorum. Burada problemle tarımsal olarak konuşuyoruz. Çiftçilerin ana problemi girdi fiyatları. Diğer problemi çiftçiler sulamada büyük problemler yaşıyorlar. Türk Pamukova'daki sulama cazibeli bir şekilde yapılıyor. Bir kısmı da pompalarla kanallara su basılarak yapılıyor. Tabii bu elektrik tüketiminden dolayı çiftçiye ek bir maliyet getiriyor. Pamukova'daki açık kanallar 40 yıl olmuş yapılalı. Bunlar miadını tamamlamışlar. Her yerinden dökülmüş, patlamış, çatlamış ve Pamukova'nın çiftçisine ihtiyacını gideremiyor. Ve bu kanalların bir de enteresan bir yönü var. Bu kanalların uzunluğu 250 kilometre. 250 kilometrelik kanallar her yıl temizleniyor. Bu temizlik, bakım, onarım yine ek bir maliyet getirdiği için bunu da çiftçimizin üzerine yüklüyorlar. Bu sefer çiftçimiz bundan ızdırap çekiyor. Zaten ürününü satamıyor. Zaten gelen su Sakarya suyu. Ayrıca bu kanallarda Sakarya suyu kullanılıyor. Sakarya suyu da fabrika atıklarından dolayı kirletiliyor. Bu kirli su bu ürünlerin kalitesini düşürüyor. Verimini düşürüyor. Bakınız arkamızda şarıl şarıl boşa akan bir su var. Bizim derdimiz, feryadımız buna arkadaşlar. Geliniz bu suyu yapınız, bu barajı yapınız. Bak buralar ne oluyor? Uçuyor. Yani bu yapacağımız projenin altı dolu. Biz boş bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Zaten bu bir takım şeyleri yapılmış, zemin etütleri şunlar bunlar. Her şey yapılmış ama ihale aşamasında dosya bir yerlerde takılmış. Bunu takip etmek lazım. Bunu sonuca ulaştırmak lazım. Ne dedim size? Dünyanın en verimli toprakları Pamukova'da. Eğer bu barajı yapın, bu barajdan 20 tane köy faydalanacak tarımsal sulamada. 20 köyde içme suyu olarak kullanılacak. Zaten dünyayı bekleyen en büyük tehlike iklim değişikliği ve kuraklık. Bakınız bir taşla 5 tane kuş vuracağız arkadaşlar. Yani siz bu projeyi yaptığınız an karşılığını şak diye verecek. Muhtarım burada üzüm. Şu anda bir dönüme iki ton üzüm çıkartıyorsa bu temiz suyla suladığı zaman 5 ton ürün alacak. Hem üründe kalite artacak, hem verim artacak, hem de su kaybı yaşanmayacak.
hem ekonomiye, hem Pamukova'mıza, hem Sakarya'mıza katkıda bulunacak. Tarım ve hayvancılık çok önemli sektörler. Ülkemiz ancak ve ancak tarım ve hayvancılıkla ayağa kalkar ekonomisi. Onun için onları da söyle bir ara Ahmetciğim. Burada bin bir çeşit ürün yetişiyor. Dünyanın en bol çeşit ürünleri burada yetişiyor. Narenciye hariç ve en kaliteli bir şekilde yetişiliyor. Ne dedim az önce? Pamukova içinden karayolu, demiryolu, havayolu var arkadaşlar. İstanbul'un bahçesi konumundayız. Ama biz bu kaliteyi yakalayamıyoruz. Bunun sebepleri var. Biz Pamukova'nın en büyük problemi, ülkemizin de en büyük problemi, bunu ben Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme getirdim. Biz siyasiler birlikte hareket edemiyoruz ya. Yok şucusun, yok bucusun, yok şu partidensin, yok şu etnik gruptansın. Bırakın bu kavgaları ya. Bu zenginliklerle bu insanları buluşturalım. Ne işimiz var burada bu dağın başında? Biz istiyoruz ki bu zenginliklerle bu insanları buluşturalım. Bu insanların yüzü gülsün ya. Ama imkan var. Her şey var. Ülke zengin. Ama bir yerlerde bir aksamalar var. Aksamaların sebebi de siyasilerin kavgalarından kaynaklanıyor. Yapmayın, etmeyin. Gelin şu projeyi yapın. Şu projeyi yapın. Bu projenin altı dolu dolu dolu. Boş bir şey istemiyoruz biz ya. Bizler de mutlu olur. Yani yaptığınız zaman bu projeyi hem köylüler bundan memnun kalacak, hem yapan kişiler memnun kalacak, hem ülkemiz memnun kalacak, herkes memnun kalacak. Böyle bir projeye destek verin Allah aşkına, yapmayın, etmeyin. Bırakın bu kavgaları lütfen. Bak, bu torunlarımıza güzel bir dünya bırakmak istiyoruz biz. Bizim sevdamız bu. Ama Allah'ın izniyle bunu başaracağız. Bu inançla çalışıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Tekrar bizim bu davetimize icabet ettiğiniz için, bizleri onurlandırdığınız için, bizleri gururlandırdığınız için öncelikle size, Göksel Bey'e, TV 264'ün tüm personeline teşekkür ediyorum. Yaptığımız programın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İşte vallahi yüreğe güzel insanlar, değerli izleyiciler. İnşallah Allah kısmet ederse 4 hafta bir süre çalışacağım. Ya da Ramazan'da hani böyle bir iftarınız falan olursa ona da geliriz. Orada da bir konuşma yaparız bir akşam inşallah. Ama şöyle Ramazan'ın sonuna doğru olsun. Burada gene bir, eğer hava müsaade ederse gene bir çalışma yapalım. Bakalım seyredip de lütfedip de biz size ulaşan olacak mı? Muhtarlar dahil hiçbirinize ulaşmayacak mı? İşte o zaman görüşeceğim ben sizlerle sayın milletvekillerim. Başta AK Parti ilçe il başkanım sevgili Tever, sen de benim bak kardeşimsin, canımsın, seni ne kadar sevdiğimi de bilirsin. Ama bak, bu Turgay abinin sesine kulak ver. Ben biliyorsun ortadan bir adamım. Biz Balkan kökenliyiz, Trakyalıyız biz. İçimiz dışımız birdir bizim. Lütfen rica ediyorum bu insanların sesine ne olur kulak verin. Bak, bu barajın yapılması için ne geliyorsa elinizden yapın. Bugün Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık mı? Harcadık. Bugün Afrika'nın çeşitli ülkelerine milyar dolarlar bazında yardım ediyoruz mu? Ediyoruz. Çünkü biz var ya, çok güçlü bir ülkeyiz yani. Bugün bakın, olan savaşta bile kilit ülke biziz. Anahtar bizde. Kilit boğazlarda. O Möntre'yi hayata geçiren 1936 yılındaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze sonsuz teşekkürler ederiz. Bakın, biz Türkiye'yiz. Buradaki sorun o kadar büyük bir sorun değil. Ama yıllardır bir türlü hayata geçirilemiyormuş. Ya neden? Neden? Bu insanlar size oy veriyorlar ya. Sizi oraya ne için gönderiyorlar? Bursa ile Bilecik'in altında kalıyor dosyamız. Bursa ile Bilecik'in altında kalıyormuş. Yani onların millet... Dosyanız. Dosyamız Bursa ile... Proje. Buranın projesi yani. Evet. Yani onların milletvekilleri sizden ne üstün tarafı var ya? Buraya geliyor Afyon milletvekili, geziyor. Araştırma yapıyor. Bizim Sakarya milletvekilinden bir tanesi buraya gelip gezdi mi burayı? Burayı gezdi mi? Maalesef. Buradan haberleri var mı? Bizim zaten sistemimiz ona, yani şu zenginliklerle alakalı bir şeyler yapalım istiyor. Biz boş bir şey istemiyoruz Turgay Bey. Yani. Biz de yani kimseyi karalayıp kimseye böyle sinirlenmiyoruz yani. Benim öfkem şeye, yani neden böyle göz ardı ediliyor? Sadece oy zamanı mı bu insanlar maalesef hatırlanıyor yani? Maalesef. Her yerde aynı şeyi duyuyorum ben. Sadece burada değil yani. Bak, bir Münir Kutlu atamız vardı. MHP'den milletvekili oldu gitti. Vallahi billahi bir daha Adapazarı'nda adamı görmedim. Ayşe'nin istemi bir daha Adapazarı'nda hiç görmedim. O bir tane
emekli kurmay albay vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na soyunduydu, Ankaralı. Ah, adamı bir daha var ya, esamesi okunmadı. Ya Sakarya'yı basamak taşı kullanıyorlar. Büyük Millet Meclisi'ne gidiyorlar. Ondan sonra buradaki ufacık bir su sorunu bir baraja halledemiyorlar ya. Doğru mu Ahmetciğim? Doğru. Yalan mı söylüyorsun? Aynen aynen. Ama başaracağız. Birlikte başaracağız. Bakın Turgay Bey, biz kavga ediyoruz. Bu kavgaları bir kenara bırakacağız. Evet. El ele vereceğiz. Kol kola vereceğiz. Bu zenginliklerle bu insanları buluşturacağız. Yani derdimiz bu. Bizim partiyle pırtıyla işimiz yok arkadaşlar. Bunu lütfen siyasi düşünmeyin. Bu bölgenin genel problemi. Bu problem giderildiğinde bölgeye ekonomik anlamda çok büyük değer katacak. İnşallah, inşallah. İnşallah başarılı. Bu arada değerli izler, burada ben geçtiğimiz günlerde bir kalesi var bunun, Paşalar Kalesi evet. diye. Muhteşem bir yer. Değil mi? Evet. Muhteşem bir yer, çıktım. Vallahi var ya, birer metrekare büyüklüğünde taşları nasıl çıkardılar, nasıl ettiler? Zaten yarı yolda cozladık biz, çıkamadık. İnşallah en kısa zamanda orada da bir program istiyorum. Ve orada şöyle bir güzellik var, bir müzeleri var. Yine İstanbul'dan bir televizyon kanalımız geldi, onu haber yaptı. Ayrıca Yunanlıların orada bir lahit taşları var, yarı gömük vaziyette. Yunan Büyükelçiliğinden beni aradılar, nerededir, neresidir diye. Böyle bir gümbürtüye gitti işte pandemi dolayısıyla. En kısa zamanda onu da hayata geçireceğim. Şimdi buranın kralıyla bir şöyle, Göksel bizi bir alsana. Buranın kralı isim neydi? İbo. İbo. He. Adamın kralısın sen İbo. He, adamsın İbo. Değil mi? Evet. Ben nasıl adamım İbo? İyisin, iyisin. Şimdi ben arkadaşlardan ne istiyorum biliyor musunuz? O kahvenize gidelim. Şöyle güzel bir çay demlesinler bize. Bakın sabahtan kar fırtına çevittiriyordu. Bakın bugün şu anda ne güzel hava var. Türkiye'miz ya. Neden biliyor musun? Ya. Bugün mübarek gün. Ya kandilimiz bugün mübarek olsun bu arada. Bu mazlumların duasıyla oluyor bu. Bu mazlumların duasıyla başaracağız. Evet, Allah. Ha, hocam. 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 Dua et, olur mu? Hocam, hocam. Çok büyük televizyon olayım ben. Hocam. Değerli izleyiciler. Gerçekten ilk defa geldim buraya ama inşallah baharda da muhtar bize keçi kesecekmiş burada. Keçi. Vallahi keser ha. Tavuk. İnşallah. Uy, tavuk da diyor bak. Vallahi yapar. Ya gönlü geniş bizim insanımızın ya. Gönlü geniş ya. Arkadaşlar hiç merak etmeyin. Sizi asla ve asla yalnız bırakmayacağım. Ama sevgili Ahmet arkanızda olduktan sonra, bizim televizyon 264'ümüz arkanızda olduktan sonra korkmayın. Ne yapacağım, edeceğim, o barajı oraya yaptıracağım. Hadi bakalım. Evet. El mi yaman, Turgay mı yaman? Göreceğiz. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşmak üzere bütün köylerden, ilçedeki muhtarlardan çağrı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Berat Kandiliniz mübarek olsun.